Tepsi oruğu için 1 kilo ince bulguru bir karıştırma kabına ekliyoruz. Üzerine azar azar su ekleyeceğiz. İnce bulgurun üzerine su ekliyoruz ve bulgurun şişmesini bekleyeceğiz biraz. Çok az daha yoğurmamız gerekecek. 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı reyhan, 2 su bardağı un. Evet, malzeme olarak un ekledik, biber salçası ekledik, tuz ekledik, reyhan ekledik ve kimyon ekledik. İyice yoğuruyoruz. Kıvama gelmesi için ara ara mutlaka su ekleyin. Şimdi yoğurduk, kıvamına gelmek üzere. Birazdan dövülmüş etini ekleyip tepsimize açmaya başlayacağız. Yani iyice tutması için azar azar böyle su eklemeniz gerekecek. Birden suyu eklememeniz gerekiyor. Azar azar kıvama gelene kadar ekleyeceğiz. Şimdi birazdan da etini ekleyeceğiz. 300 gram dövülmüş et. Dışı için, daha iyi tutması için. Kıvama geldi herhalde. Evet. Şimdi bunu dinlendireceğiz. Kaç dakika? 15-20 dakika yeter mi? Aynen. 10-15-20 dakika en geç. 750 gram dana etini kıyma haline getiriyoruz. Kıymamızı başta bu şekilde ocağa alıyoruz. Kıymamızın üzerine 5 yemek kaşığı tereyağı ve 2 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 8 adet kuru soğanı bu şekilde ince ince doğruyoruz. Soğanı da ekledik. Soğanla beraber eti kavuruyoruz. Ve birazdan en son maydanozu ekleyeceğiz. Maydanozu ekler eklemez ocağın altını kapatacağız. Şimdi maydanozumuzu doğruyoruz. Bir demet maydanoz kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Ekleyip iyice karıştırıyoruz. Evet, maydanozumuzu ocağın altını kapatıyoruz maydanozu koyduktan sonra ve bu eti soğumaya bırakıyoruz. Bir poşeti bu şekilde açmanız gerekecek. Rahat bir şekilde elimizle açabilmemiz için. Elimizle böyle ıslatmamız gerekiyor yapışma olmasın diye. Aynen bu şekilde ince bir şekilde açmanız gerekecek. Yarım su bardağı zeytinyağı. Şimdi öncelikle çömleğimizi yağlayıp çömleğe zeytinyağını ekledik ve iyice yayıyoruz. Elimizde bu şekilde düzeltmeler yapacağız. Şimdi kıymamızı şimdi ikinci katı koyacağız. Yine aynı taktikle. Şimdi düzelteceğiz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. En son zeytinyağını döküp bu şekilde her tarafına yayıyoruz. İki yüz derecelik fırında ortalama 30-35 dakika bu şekilde pişirmeniz gerekecek. Evet, şimdi burası. Hep sorumuzu evet, köftemiz pişti. Şimdi servise. Bunu önden de kesip fırınlayabilirsiniz.
şimdi. Köftemiz çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kurus yapıyoruz. Yanında da bir tane açtık. Kapatacağız şimdi. Kenarları bu şekilde kapatmanız gerekecek. Bu şekilde tepsiye ekleyeceğiz. Tepsiyi yağladık. Kuruslarımızı tek tek koyduk. Şimdi son kurusumuzu koyuyoruz. Kuruslarımızı yapıyoruz. Kuruslarımız şu an pişti, fırınımızdan alıyoruz.